Eğitim öğretim yılımızın sanıyorum ki ilk webinarı bu. İlk webinarını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Doçent Doktor Gülüz Karaaslan Semiz hocamızla yapacağız. Öncelikle hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hocamız bize doğa en Hoş iyi bulduk. çözümü bulur diyecek ve bununla ilgili kompost yapımı hakkında bizlere bilgiler aktaracak. Kendisine şimdiden çok teşekkür ederiz. Bütün katılımcılara, webinarımıza dahil oldukları için teşekkür ediyoruz. Hocam ben ekran paylaşımını açtım. Koordinatörümüz vesile hocamızın iletmek istediği bir şey var mı acaba? Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum şimdiden. En sonunda kapanış konuşmasını yaparız Gülüş hocamla. O zaman Gülüs hocam sözü Tamam. size bırakıyorum. Sizi dinliyoruz. Tamam, teşekkürler. Ben o zaman hemen bir ekran paylaşımı yapıp öyle başlayayım. Görebiliyor musunuz? Şu anda görüyoruz hocam. Tamam. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Ben Güliz Karaaslan Semiz, Ağrı Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Eğitim Bölümünde çalışıyorum. Bu herhalde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs seminerlerinde üçüncü sunumum olacak. Daha önce de başka konularda seminer vermiştim. Bugün sizden gelen talep üzerine kompost yapımını anlatacağım. Kompost benim uzmanlık alanım değil ama uzun zamandır hem kendi bireysel denemelerim hem de ODTÜ'de çalışırken bundan 7-8 yıl önce ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. Orada öğrencilerle, öğretmen adaylarıyla yaptığımız çalışmalar vardı. Derslerde her zaman bu konuya yer veriyorum mutlaka. Çevre eğitimi, sürdürülebilirlikle ilgili anlattığım derslerde. O yüzden size bildiklerimi ve kendi deneyimime dayalı olarak da bazı bilgiler paylaşacağım. Kompostu anlatmadan önce ben genelde bu dünyanın sistemine bir bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani daha doğrusu doğal sistemlerle bizim şu anda içinde bulunduğumuz sistem nasıl işliyor ve neden kompost gibi teknikleri uygulamaya ihtiyacımız var? Buna biraz bakmak gerekiyor. Şu anda aslında içinde bulunduğumuz sistem lineer ekonomi, hatta bu beşikten mezara diye de tanımlanan bir sistem. Çünkü üretim, biz doğadan bir takım ham maddeyi çıkarıyoruz, üretim sistemine sokuyoruz, sonra onu dağıtıyoruz, tüketiyoruz ve atık ortaya çıkartıyoruz. Ve bu lineer sistemde aslında herhangi bir döngü göremiyoruz ve bu atıklar bir şekilde bir kısmı doğada çözülüyor, bir kısmı doğada çözülmüyor ve sonunda metan gazı, karbondioksit gazı gibi sera gazlarının çıkmasına neden oluyor ve en sonunda da iklim krizine sebep oluyor aslında. Baktığımızda çok iyi işleyen bir sistem içerisinde değiliz. Ve bu sistem içerisinde her aşamada aslında şöyle, üretim, işte üretim, dağıtım, tüketim ve atık oluşumu her aşamada aslında enerji açığa çıkıyor. Atık açığa çıkıyor. Fosil yakıtlar kullanılıyor. Bu zaten fosil yakıtlar kullandığımız için de bir karbondioksit salınımı var. Yani bunun her aşamasında aslında bu sisteme baktığımızda çok karbon ayak izi, ekolojik ayak izi çok yüksek bir model içerisindeyiz. Bu da aslında doğa için çok sağlıklı bir işleyen bir sistem değil. Ve tabii bir problemimiz daha var. Gıda atığı problemi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 2021 yılında hazırladığı raporda her yıl 1 milyar ton gıdayı çöpe atıyoruz. Bu da küresel olarak üretilen her gıdanın 1 bölü 3'ünün, yani 3'te 1'inin çöpe atıldığını, kaybolduğunu söylüyor. Bazen marketlerde sadece son kullanma tarihi yaklaştığı için birçok ürün hiç daha dağıtıma bile çıkmadan aslında atık olarak ortaya çıkıyor. Yani gıda sistemlerimizi dönüştürmek çok önemli. Bu iklim kriziyle, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, atık gibi sorunlarda mücadelede kilit rol oynuyor. Daha bugün gördüğüm bir haberde vardı aslında iklim değişikliği ilgili haberlerde. İklim kriziyle ilgili çözümde gıda sistemlerimizi dönüştürmek en önemli adımlardan birisi, en kritik adımlardan birisi olarak yer alıyor aslında. Çünkü bunu baktığımızda Stockholm Resilience Center, Stockholm Üniversitesi'nin önemli merkezlerinden birisi mesela. Buradaki araştırmacılar da yaptıkları çalışmalarda
gıda üretim sistemlerimizin aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ne kadar ilişkili olduğunu, yani bütün sürdürülebilir kalkınma, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çok ilişkili olduğunu söylüyorlar. Yani tabağında yediğin yiyeceğin toplum, ekonomi, çevre ve bunun içerisindeki o bütün alt hedeflerle çok bağlantılı olduğunu, yani bu aslında bir sürdürülebilir kalkınma hedefleri keki olarak tanımlamışlar. Kekin tabanında yeryüzü var. Yani işte bu dört hedef var. Sudaki yaşam, karadaki yaşam, işte iklim eylemi gibi biyosfer. Onun ortasındaki yapı toplum, toplumla ilgili şeyler. Yani yoksulluğun azaltılması, işte açlığın giderilmesi, eşitsizliğin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular var. Ve kekin en küçük payı da ekonomi. Orada da işte sorumlu üretim, tüketim gibi hedefler var. Bütün bunlar baktığımızda aslında hepsi gıda ile ilişkili aslında. Gıda üretimiyle ilişkili. Çünkü biz gıda üretiminde toprağın %40'ını gıda üretimi için kullanıyoruz. Ve bu üretimde yine en çok su harcanan yapılardan birisi. Yani tarım. En çok suyu tüketilen, suyu en çok biz tarımda tüketiyoruz. Yine et tüketimine biliyorsunuz iklim krizine sebep olan en önemli etmenlerden birisi kırmızı etin üretimi ve tüketimi aslında. Bütün aşamalarda yine enerji harcanıyor, su harcanıyor ve metan gazı açığa çıkıyor. Çok ciddi etkisi var iklim değişikliğine. Bir taraftan dünyada işte obez insanların sayısı artarken açlık da var. 1 milyar yakın insan obezlikle mücadele ediyor. 1 milyar yakın insan da açlıkla mücadele ediyor. Toprak bozuldukça aslında o sağlıklı toprağı kaybettikçe yiyeceklerdeki o sağlıklı besinleri de kaybediyoruz. Yani besin değeri düşüyor yiyeceklerin. Yine çocuklar bundan en çok etkileniyor. Çocukların az sağlıksız beslenme, malnutrition dediğimiz sağlıksız beslenmeden kaynaklı problemler de ortaya çıkıyor. Yani baktığımızda aslında gıda, sağlık, toplum, ekonomi, çevre hepsiyle ilişkili çok önemli bir konu. Hatta bu konuyu araştıran Stockholm Resilience Center'ın bilim insanlarından Johan Rockström'ün dediği şöyle: sıfır karbon, sürdürülebilir bir gelecek için gıdayı merkeze koymalıyız. Bir dahaki sefere tabağımızdaki yemeği yerken sürdürülebilir kalkınma hedefleri pastasını yeniden düşünebiliriz diyor. Yani o yüzden çok sorunla karşı karşıyayız aslında. Şimdi az önce gösterdiğim lineer bir sistem, lineer ekonomi demiştik. Biz bunu doğadan yine örnek alarak doğal sistemlerden döngüsel bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Yani üretim, dağıtım, tüketim, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve tekrar üretime, o geri dönüştürdüğümüz ürünün tekrar üretime sokulması. Aslında doğa zaten bunu yapıyor. Doğada geri dönüşüm var. Biz de bunu doğayı yine taklit ederek kendi sistemimiz içerisinde ürettiğimiz her ürünün mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir olması, yeniden üretim döngüsüne katılması gerekiyor. Tabii maalesef her ürün geri dönüştürülebilir değil. O yüzden geri dönüşüme de çok bel bağlamamak gerekiyor. Onu da orada burada vurgulamak istiyorum. Yapabileceğimiz en iyi şey aslında çok fazla tüketmemek ve mümkünse özellikle plastik gibi geri dönüşümü çok daha zor ürünleri almaktan kaçınmak, en başta azaltmakla başlıyor her şey. Bu yüzden işte döngüsel bir sistem oluşturmamız, atıkları döngüye yeniden kazandırmamız gerekiyor. Doğanın tabii ki en doğanın sistemlerinden hep örnek almamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü doğada zaten atık yok. Doğada organik atıklar kendi sistem içerisinde dönüşüyor. Doğanın ilkeleri bunlar, prensipleri bunlar. Bir canlının atığı diğer canlının besinidir diyoruz. Mesela işte ardıç kuşları ardıç tohumuyla besleniyorlar ve o tohumun daha sonra dışık olarak çıktığında tohum parçalanarak, yani daha doğrusu kabuğu parçalanarak tohum dışarıya çıkıyor ve tekrar çimleniyor. Ama o ardıç kuşunun onu yemesi gerekiyor, onun çimlenmesi için. Yani doğada böyle bir yapı var zaten. Ve doğada yine yaşayıp ölmüş olan her canlı organik madde toprağa geri dönüyor ve bu döngüsel sistemi aslında tamamlıyor. Etrafımızda çok görüyoruz, mesela işte kuru yapraklar hep toplanır sonbahar geldiğinde. Benim en çok rahatsız olduğum şeylerden birisidir. Kuru yapraklar çok, birazdan zaten kompost
Yani de söyleyeceğim. Çok değerli bir malzeme. Karbon kaynağı. Kesinlikle toprakta kalması, toprakta dönüşmesi gerekiyor. Ama biz maalesef onları toplayıp çürümeye, daha değersiz bir atık haline dönüştürüyoruz. Yani doğadaki sıfır atık ilkesini bizim bütün bu döngü sistemlerimizde uygulamamız gerekiyor. Kendi ekonomik sistemimiz içerisinde. Komposta gelecek olursak yavaş yavaş bu birazcık aslında büyük resmi de anlamamız için ben gıda atığı problemini, gıda sistemlerini birazcık bahsetmek istedim. Çünkü neden kompost yapmalıyız sorusunun yanıtı aslında burada. Çünkü en büyük problemlerimizden birisi aslında şu anda dünyada toprak kaybı, toprağın verimsizleşmesi. Çünkü gıda ile ilişkili, besinle ilişkili. İşte kimyasal gübreler, böcek ilaçları ve ormansızlaşma, erozyon gibi sebeplerle biz toprağın üzerindeki o en değerli maddeyi, yani organik maddeyi kaybediyoruz. %1'in birçok toprakta artık %1'in altına düşmüş durumda. Bu yüzden kompost gibi yöntemlerle toprağı beslemek ve toprağın çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Çünkü yine Buğday Derneği'nin yaptığı bir çalışmada sağlıklı bir toprakta %45 oranında organik madde var, %25 oranında hava, %25 oranında su ve %45 oranında mineral ve %5 oranında da organik madde var. Yani o %1 çok düşük, %5, %4, %5 oranında organik maddenin olması gerekiyor sağlıklı bir toprak içerisinde. Ve tabii ki sağlıklı bir toprakta sadece bunlar yok. Yani vitaminler, mineraller, organik maddeler var. Bir de canlılar var. İşte küçük memeli hayvanlar var, mikroorganizmalar var, mantarlar var, omurgasız canlılar var. Bunların da mutlaka toprak içerisinde olması gerekiyor. Yani toprak canlı bir yapıya sahip. O yüzden bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Toprağın nasıl olması gerektiğini, sağlıklı bir toprağın. Burada eğer açılırsa bir video paylaşmak istiyorum. Çok kısa, 2 dakikalık. Çok faunun hazırladığı toprağın aslında toprağı nasıl yok ettiğimizle ilgili çok güzel bir animasyon hazırlamışlar. Onu şimdi hemen paylaşabilirim. Geldi mi? Geldi hocam, görüyoruz. Açıyorum. Ses sadece duyulmuyor galiba sayın hocam. Sesi gelmiyor. Ses duymuyor mu? Ses gelmiyor mu? Hayır hocam. Sesi gelmiyor hocam. Onun için ne yapabiliriz? Uzun ayarlarında olabilir hocam. Burada konuşma yok aslında. İsterseniz öyle açayım. Çünkü Böyle animasyon. izleyelim hocam. Tamam. Sesi paylaşa tıklamamız gerekiyor diye bir bildirimde bulunmuş Danas. Zoom'da altta galiba. Video Dakika. ayarlarında olabilir. Oradan çıkmam gerekiyor onu görmem için herhalde. Aha, video setting. Eğer konuşma yoksa öyle izleyelim isterseniz hocam, uğraşmayalım. Tamam. Şimdi göremiyorum şu an. Ekranı paylaşmayı. Bir daha bir. Tamam. Share sound. Tamam. Buldum.
Neyse, sanırım başka bir şey sordu. Geliyor mu ses? Videonun sesi gelmiyor hocam ama sizin sesiniz geliyor. Tamam ya, onu maalesef bilgisayarı yeniden başlatmamı soruyor. O yüzden sadece bunu böyle göstereyim ben size. Evet. Toprağa yaptığımız durum bu aslında. Pardon. Kapatayım. Evet, yani toprak aslında gıda üretimimizin %95'i doğrudan ya da dolaylı olarak toprağa bağlı. Ama biz maalesef toprağa çok ciddi şekilde hem işte toprağa sürerek, kimyasal gübreler ekleyerek ve işte kuraklık var bir taraftan, işte erozyon var, ormansızlaşma var. Toprak ciddi şekilde sağlığını kaybediyor aslında. Orada madde miktarı azalıyor. Bu yüzden burada toprağı restore etmek, onu iyileştirmek, onarmak, toprağın verimini artırmak için en iyi yollardan birisi aslında kompost yapmak ve mümkünse kendi gıdamızı yetiştirebilmek, kendi yiyeceğimizi yetiştirebilmek. Komposta gelecek olursak, kompost aslında doğada olan bir şey. Doğanın kendisi bunu zaten yapıyor. Organik maddeleri dönüştürüyor. Aerobik ya da anaerobik dediğimiz, yani oksijen ya da oksijensiz ortamda mikroorganizmalar aracılığıyla organik maddelerin dönüştürülmesi, çürüyüp dönüştürülmesi aşaması. Burada az önce bahsettiğim toprağın içerisinde bulunan o bütün o canlılar, mikroorganizmalar, omurgasız canlılar, bu kompost içerisinde aslında çok önemli görevleri var. Bu maddeleri parçalayarak bize zengin, sağlıklı bir ürün sunuyorlar. Ve tabii dört temel elementimiz de burada önemli rol oynuyor. Karbon, azot, hava ve su. Özellikle biz kendimiz kontrollü bir şekilde kompost yapacaksak, hani bunu doğa zaten yapıyor dedik ama biz kendimiz yapmak istiyorsak ve bu süreci hızlandırmak istiyorsak bazı oranlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar kompostun ayrıştırıcıları. Kompost yaptığınızda yapmış olanlarınız vardır belki. O oluşum içerisinde göreceğiniz pek çok canlılar, işte eklem bacaklılar, mantarlar, mikroorganizmalar, işte yosunlar, bütün bu canlıları biz kompostun içerisinde görebiliriz. Bu da onun aslında sağlıklı olduğunu gösterir. Toprağın yapısında bulunan bu canlıları biz görebiliyorsak sağlıklı bir yapı olduğunu da gösterir. Neleri kompost yapabiliriz? Organik madde dedik. Öncelikle tabii burada bahsettiğim kompost türü oksijenli kompost, açık kompost türünden bahsediyorum. Birazdan oksijensiz ortamda yapılan bir kompost türünden daha bahsedeceğim. O zaman biraz daha kompost içerisinde atılan şeyler değişebiliyor. Normalde açık komposta, oksijenli komposta meyve sebze atıkları, çay kahve, yumurta kabukları, yani evimizden çıkan bütün o
sebze meyve atıklarını atabiliyoruz. Kuru yapraklar, yaş yapraklar, çim, beyazlatılmamış kağıtlar, yani içerisinde kimyasal barındırmayan kağıtlar, gazete kağıdı belki olabilir. Bunun gibi ürünler komposta atılabilir. Ama bizim bu bahsettiğim kompost türünde et ürünleri, süt ürünleri, yağlı yiyecekler, hastalıklı bitkiler, pişmiş yiyecekler, ağır metal içeren atıklar, fazla miktarda turunçgil atmak çok iyi değil. Bunları dediğim gibi oksijenli bir ortamda kompost yapacaksak bu ürünleri atamıyoruz. Zaten hastalıklı bitkiler ve ağır metal içerenler özellikle işaretledim. Onları hiçbir normal kompost türüne atmamamız gerekiyor. Tamamen kompost yapısını bozuyorlar. Zaten ağır metallerin ayrı bir dönüşümü olması gerekiyor. Bu bizim en temel, iki temel aslında baktığımızda yeşil atıklar dediğimiz atıklar azot kaynağı, kuru atıklar dediğimiz atıklar da karbon kaynağı. Toprağın yapısında da var bunlar, karbon ve azot. Bu karbon azot dengesini sağlamak için bunları bir araya getiriyoruz aslında komposta ve bu çürümeyi sağlıyoruz, dekompozisyonu sağlıyoruz. Bunun için de dediğimiz gibi bu dört bileşen önemli. Bunların belli bir oranda, belli bir dengede olması. Yani bir kere oksijenli kompost yapacaksak, açık kompost yapacaksak havaya ihtiyacımız var. Hava alması gerekiyor kompostumuzun. O da çürümeyi, ayrışmayı hızlandırıyor. Su nem, belli bir nem oranında kalması gerekiyor. Çok fazla kuru ya da çok ıslak da olmaması gerekiyor. O da yine belli bir nem oranının sağlanması gerekiyor. Isı için zaten bu nemi de gerekiyor. Mikroorganizmaların çalışabilmesi için de kompostun sıcaklığının yine yaklaşık 60 dereceye kadar falan çıkması gerekiyor. Yığının ne kadar büyük olursa, nemli, havadar, doğru azot karbon dengesini sağlayabilirsek sıcaklık da o kadar istenilen düzeyde oluyor. Çok soğuk olursa da süreç yavaş ilerliyor. Soğuk da kalabilir ama aylarca sürebilir o zaman. Zaten kışın genelde bu süreç yavaşlıyor. Organik madde karbon azot dengesini sağlamamız gerekiyor. Genelde söylenen bu iki temel elementin ikiye bir oranında, yani bir birim azota iki birim karbon ekleyerek yapabiliriz. Yani işte 1 kilo kadar bir yeşil atık attıysak bunun 2 katı kadar onu dengeleyecek kahverengi atık, yani işte kuru yapraklar olabilir, talaş olabilir, kahverengi atık atmamız gerekiyor. Bu tamamen olması gereken tabii ki kişinin gözlenme deneyimine bağlı. Ne kadar iyi gözlem yaparsak o süreci anlayarak aslında yapabiliriz. Kompost ilk denemede hemen olmayabiliyor. Bununla ilgili yine bahsettiğim gibi bu oksijenli açık ortamda yapılan kompost çeşitleri. Böyle daha geniş, büyük bahçesi olan kişiler bu konteynerlerde yapabiliyorlar. Ya da daha yine içerisinde hava alması şartıyla üzerine delik olan kapalı konteynerler de kullanılabiliyor. Bunları da yapabiliyorsunuz. Önemli olan şeylerden birisi de hep karıştırmak. O havalandırmayı sağlamak için düzenli olarak karıştırılması gerekiyor. Genelde o yüzden bu yeşil konteyner gibi kutular karıştırması kolay olduğu için, dönebildiği için kullanılıyor. Okul bahçelerinde mesela çok kullanılabilen sistemler. Bunlar kullanılıyor kompost yaparken. Sonuç olarak ortaya böyle organik madde açısından zengin, toprağa benzeyen bir humus dediğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. Sağ üstteki fotoğraf benim kendi kompostumdan çektiğim fotoğrafta, içerisinde bir süre sonra solucanları da görmeye başlıyorsunuz. Bu da güzel bir şey, iyi bir şey aslında. O canlıları çekiyorsa eğer, yaptığınız doğru yoldasınız demektir. Solucanlar geldiyse. Bunu bizim aslında gösterecektim ama ses olmadığı için şimdi açmıyorum. İnternetten de izleyebilirsiniz. Bizim projemizde yine ODTÜ'deyken yaptığımız bir Avrupa Birliği projesinde kompost yapmıştık. Öğretmenlere ve öğrencilere anlatmıştık. Onun video linkini birazdan paylaşırım sizlerle. Yani daha çok nasıl yapıldığını görmek için onu koymuştum. Bu biraz önce bahsettiğim bir kompost çeşidiydi. Açık kompost dediğimiz ya da soğuk kompost diye de adlandırılıyor. Bir de bokashi kompostundan bahsetmek istiyorum. Benim de son yıllarda deneyimlediğim ve güzel sonuçlar aldığım bir yöntem.
Bokashi kompostu Japonca'dan geliyor. Bokashi kelimesi ferment edilmiş organik madde demek. Tamamen aslında fermentasyon süreci var burada. Yani o atıklarınıza, çöplerinize turşu gibi davranıyorsunuz. Burada tabii sistem oksijensiz bir ortamda, yani anaerobik bakterileri kullanarak yapılan bir yöntem. Bokashi'nin özelliklerinden birisi karıştırma yok çünkü havalandırma yapmıyoruz. Belli bir karbon azot dengesini koruma gibi bir durum da yok. Buna da çok dikkat etmemiz gerekmiyor. Ve en önemli özelliği de açık komposta atamadığımız ürünleri buraya atabiliyoruz. Yani süt ürünleri, et ürünleri, yağlı yiyecekler, direkt yemekten çıkan o atıkları doğrudan buna atabiliyoruz. Çünkü tamamen kapalı bir sistem yapıyoruz burada, oksijensiz ortamda. Ve apartmanlar için çok uygun bir yöntem, ev ortamı için. O yüzden de bokashi kompostu son yıllarda yaygınlaşmaya başladı ev ölçeğinde yapılabildiği için. Çünkü diğer sistemde yine de büyük bir bahçeye ihtiyacımız var. Bokashi kompostunun en önemli özellikleri, üç tane önemli şeye ihtiyacımız var bokashi kompostunda. Bokashi kovası, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir musluğu olması gerekiyor kovanın. Çünkü o içerisindeki sıvıyı belli bir zaman sonra çok faydalı bir, hatta kompost çayı diyorlar ona, faydalı bir sıvı ortaya çıkıyor. Onu boşaltıyoruz belli aralıklarla. İçerisinde de delikli bir yapı var. Ben birazdan anlatacağım. Kendi yaptığım sistemde kendimiz yapmıştık o kompost kovasını. Bokashi kompostunda dediğimiz gibi sıkıca kapatılmış, hava almayan, kapı olan ve musluğu olan bir kovaya ihtiyacımız olması gerekiyor. Ve bu kovanın içerisine atıklarımızı atıyoruz. Ve ikinci olarak laktosörüm dediğimiz, yani laktobasilüs bakterilerini, o faydalı bakterileri barındıran bir sıvıyı üretmemiz gerekiyor. Ya da bunu satın alabiliyorsunuz, internette satılıyor. Bunu üretmek için de çeşitli tarifler var. Sadece pirinç, su ve süt kullanarak 2 hafta gibi süre içerisinde üretilebiliyor. Yine onu ben kendim yapıyorum. Bu bakteriyi üretmemiz gerekiyor, bu laktobacillus bakterisini. Daha sonra bunu hazırlayarak laktosörüm dediğiniz sıvıyı hazır hale getiriyoruz ve bunu buzdolabında saklayarak 6 ay boyunca kullanabiliyoruz. Ve tabii ki mutfak artıklarına ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi et, süt, yağ içeren her türlü mutfak artığını buraya atabiliyoruz. Tabii ki hastalıklı küflü şeyleri atmıyoruz. Küflü yiyecekleri ya da metal içeren, plastik içeren şeyleri kesinlikle tabii ki atmamamız gerekiyor. Organik olması gerekiyor. Ve tabii bir de talaş ya da kuru yaprak yine burada da kullanıyoruz. Her atık atıldığında laktosörümü sıkarak her seferinde bunu katman katman hazırlıyoruz. Ve kovayı doldurduktan sonra kapatıyoruz. O kova yaklaşık 2 hafta bekliyor. 2 hafta sonra da aslında orada bir çürüme değil de daha çok bir turşu gibi bir yani bir fermentasyon gerçekleşiyor. O 2 haftanın sonunda kovayı açıyoruz ve onu toprakla karıştırıyoruz. Toprakla karıştırdıktan sonra da o toprakta yine 2 hafta ya da havanın soğukluğuna göre 1 aya yakın bekliyor ve ortalama 1,5 ayda aslında siz bu kompostu elde ediyorsunuz. En önemli özelliği de hızlı olması bokaşinin. Ve bir de tabii önemli noktalardan birisi bokaşı sıvısı, o dediğimiz gibi o musluktan çıkan su, kompost suyu çok kıymetli. Çünkü o içerisinde mineralleri, vitaminleri barındıran bir sıvı. Onu da yine seyrelterek, çünkü çok asidik, laktobasilis bakterileri hani asit salgıladığı için asidik bir sıvı. O sıvıyı büyük oranda seyrelttikten sonra suyla seyrelterek kendi yine çiçeklerinizde ya da eğer bir ürün, gıda yetiştiriyorsanız o gıdaya sıkarak yine kullanabiliyorsunuz. O yüzden o sıvı da çok değerli. Benim kendi yaptığım kova, daha doğrusu internetten aldığım bir kovaydı. Özel bir bakış kovası almadım bunun için. Pikniklerde kullanılan su termosunu aldım. Üzeri çünkü hava almayacak şekilde kapanıyordu. Altında musluğu vardı. İçine de suyu alabilmek için delik açılmış bir saksı tabağı hazırlayıp onu yükselterek koydum. Üzerine de artık atıklarımı ve laktosörümü tıkarak o katmanı oluşturarak bu şekilde işte 1 haftada falan doluyor bu tarz kovalar zaten. Bu yüzden genelde 2 kovaya ihtiyaç oluyor çok hızlı olduğu için. Böyle bir sistem hazırlamıştım.
Bu benim laktasörümümdü. Böyle bir laktasörüm kullanıyorum ve bunu düzenli olarak sıkıyorum. Ve sonuçta toprakla karıştırdıktan sonra o işte yaklaşık 2 haftada 1 ay bekledikten sonra elde ettiğim sonuç buydu. Dediğim gibi birçok aslında hızlı bir şekilde aslında o attığım atıkların dönüştüğünü gördüm. Yani burada bakterileri kullandığımız için ve oksijensiz ortamda gerçekleştiği için sürecin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi iki çeşit komposttan bahsettim. Bir de bunlarda solucanlı kompost türü de var ama o benim çok bildiğim bir yöntem değil. O yüzden onu koymadım ama zaten birçok yerde bilgi var o şekilde. Ben daha çok kendi deneyimlediğim kompost türlerini sizinle paylaşmak istedim. Sonuç olarak kompost iklim kriziyle mücadelede çok önemli. Az önce zaten giriş yaptığımda bu problemlerin temelinde gıda üretim sistemlerimiz olduğunu, çok önemli yer aldığını söylemiştim. Her 1 milyon ton organik atığın ayrışması sonucunda 469 ton kalmakta. Bu yüzden de aslında biz metan gazı oluşumunu engellemek için de organik atıkların eğer her seferinde işte bu kentsel organik atıklar depolama sahalarına, çöp atık depolama sahalarına gönderildiğinde eğer orada bir kompostlama yapılmıyorsa, mesela metan gazı üretip bu metan gazı enerjiye dönüştürülüp kullanılabiliyor, özellikle büyük şehirlerde yapılıyor. Ama bu yapılmıyorsa ciddi şekilde bir metan gazı açığa çıkıyor. Bu da iklim değişikliğine sebep oluyor. 2015 yılında mesela bir araştırmada Amerika'da gıda atıklarının tahmini olarak %38'i, Avrupa Birliği'nde de %57'si kompost yapılmış. Eğer biz bunu bütün ülkelere yayarsak, tüm ülkelerde yapılırsa 2050 yılına kadar 1,13 ile 1,40 gigaton, yani bu milyar tona karşılık gelen bir karbondioksite eşdeğer metan gazı emisyonunu önleyebiliriz diyor. O yüzden etkisi çok büyük. Yani eğer tabii büyük ölçeklerde yapılırsa, sadece bireysel ölçekte değil, belediyeler ölçeğinde de yapılırsa, kompost yapmanın iklim krizinde mücadelede çok büyük etkisi olduğunu görebiliyoruz. Benim zaten süremiz de azalmış, sunumum bu kadardı. Sorularınız varsa sorularla devam edebiliriz. Gülis Hocam çok Teşekkür ediyoruz Gülis Hocam. Çok güzel bir sunumdu. Çok faydalıydı bence. teşekkürler, sağ olun. Katılımcılarımızdan soruları varsa onlardan soru alalım. 5 dakikamız kaldı. Eğer sorular devam ederse tekrardan aynı linkten devam edebiliriz. Girebiliriz. Bunu sormak isteyen var mı? Chat'e de yazabilirsiniz. Hani benim bireysel olarak çok ilgimi çeken bir konu kompost yapımı. Çok da faydalı bilgiler edindim gerçekten. Çok teşekkür ederiz Gülüz Hocam. Sayın katılımcılar, soru göremiyorum ben. Var mı acaba hala? Bir şey yok sanıyorum. Ben bir soru sorayım eğer soru yoksa. Teşekkürler geliyor chatten. Faydalı bir sunum olduğuna dair Tülin Aslan, Müzeyyen Kahya ve eski öğrenciniz Nasfuya Özkarabacak'tan. Gülis Hocam ben size şeyi soracağım. Bu laktoserumu evde üretebiliyoruz dediniz ya, pirinç, süt ve ekstra bir şey daha vardı sanırım. Pirinç, süt ve su. Su. Nasıl üretiyorsun onu? Onu aslında çok böyle şey, nasıl diyeyim, yemek yapmak gibi bir tarifi var. Onu şu an burada böyle tarifini ezbere söylemem pek mümkün değil. Hani tarif isteyen olursa ben onu yazabilirim mail olarak. Ama basit bir yöntem. 2 hafta gibi bir sürede elde ediliyor. Ben de aslında bokashi ile ilgili bazı kurslara katılmıştım. Orada öğrenmiştim bunun yöntemini. Pişirilmiyor galiba. Fermente mi ediliyor yine? Evet, aynen fermente ediliyor. Bunu tabii her zaman başarılı olmayabiliyor. Ürettikten sonra bazen çok kötü kokabiliyor. Orada hani test edebileceğimiz yöntem o kokunun tatlı ekşi gibi bir koku, turşu gibi bir koku, yani bizi rahatsız etmeyen bir kokunun gelmesi gerekiyor. Bazen o başarılı olmayabiliyor kendi ürettiğimiz şey. Eğer kendimiz üretemezsek de internette satılıyor bunlar. Hem böyle kurutulmuş olarak satılanları var, talaş gibi kuru bir malzemeyle karıştırılarak, hem de sıvı olarak satılanları var.
Ama hani dediğim gibi tarifi şu an hatırlamıyorum, ezberimde yok. Fakat basit bir şey yöntemle üretilebiliyor Tamam, çok teşekkürler. yani. Ben size bir soru sorayım, eğer soru yoksa. Siz üniversitede Yeşil Kampüs olarak kompost yapıyor musunuz? Üniversitenin böyle uygulamaları var mı? Şöyle, büyük ölçekte bir başlatmaya çalıştık. Atık yönetimi koordinatörümüz de böyle bir girişimde bulundu. Bizim üniversitenin içerisinde ağaç atığı çok fazla. Bu COVID sebebiyle ağaç atığı da denk işte yani kullanılabilecek yeşil atık miktarı da azlık vardı. Yeterli gelmiyordu. O orada bir şey yaptı. Çok ilerleyemedik. Ufak çaplı hani kampüs bostanında nasıl hocamızı yaptı mı bilmiyorum ama ufak çaplı girişimler de bulunuldu ama bir devamlılığımız yok şu an için. Evet. O yüzden sunumunuz faydalı bizim için. Yani küçük çapta başlanabilir tabii. Biz Evet. ODTÜ'deyken eğitim fakültesinin bahçesinde başlamıştık ve kantinden çay atıkları almak aslında çok kolaydı. Biraz kantinciyi de eğitmek gerekiyor bu konuda. Onlar da size uyduktan sonra, o atıkları ayrıştırdıktan sonra onları düzenli olarak alıp atıyorduk. Böyle Evet. aslında fakülteler bazında, belki bölümler bazında küçük çapta başlanabilir üniversitelerde de. Bence başlanmalı da zaten, yani çok geç Kesinlikle bile öyle. kalındı aslında. Kesinlikle öyle. Bokashi turşu gibi kokuyor. Evet, birisi bir yerde Evet, yazmıştı soda galiba. var. Zaten kötü kokarsa doğru yolda değilsiniz demektir. İyi kokmuş. Yani rahatsız etmemesi gerekiyor çok fazla. Merhabalar Evet. hocam. Merhaba Onurhan. Hoş Teşekkürler hocam. Güzel, geldin. hoş bulduk hocam sunumunuz için. Hemen çok kısa soracağım hocam. Üniversitelerde işte atık yönetim kurulları vesaire, bunları teşvik edici veya üst yönetimleri teşvik edici herhangi bir şey var mı hocam? Maddi veya akademik anlamda olabilir veya herhangi bir şekilde bildiğiniz YÖK veya belediyeler tarafından vesaire. Yani benim bildiğim sadece sıfır atıkla ilgili bir şeyler var ama kompost pek yok. Ama sanırım ODTÜ'de başlayan bir sistem var. Orada duydum. Oranın çünkü kendi koordinatörlüğü var şu anda herhalde sürdürülebilirlikle ilgili. Ama belki bilmiyorum, Vesip Hocam biliyorsa Yeşil Kampüs olarak. Hani siz... Yani mevzuat olarak yeni yeni bence teşvik ediliyor. İşte YÖK izleme kriterlerine de ekledi. YÖK izleme Evet. kriterlerinde artık sürdürülebilirlikle Evet. alakalı Oradayım hocam. faaliyetler Buyurun. bulunuyor ve takip ediliyor. Yani bu sürdürülebilirlik faaliyetlerinin içerisinde sadece işte atık yönetimi yok, enerji yönetimi ve su yönetimi de var. Dolayısıyla büyük ihtimalle ilerleyen tarihlerde her üniversitede işte sürdürülebilirlik koordinatörlüğü ya da ofisi gibi bir yapılanma olacak diye düşünüyorum. Olmak zorunda. Ve yani kompost bunun en temellerinden birisi. Ama odak noktasında işte 17 tane kalkınma hedefinin aslında büyük bir çoğunluğunu destekliyor olmamız bekleniyor. Enerji ve su da dahil olmak üzere. Yani söyleyeceğim şey mevzuat gereği evet bütün üniversitelerde yakın zamanda ilerleyen yıllarda böyle bir koordinatörlük ya da merkez gibi birimlerin varlığı çoğalacak. Evet. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Gülüş Hocam ben de Şimdi bir soru sormak istiyorum ama tabii. turunçgillerin yani kompostta kullanımı ile ilgili bir şeyden bahsettiniz sunum esnasında. Turunçgiller asiditeyi arttırıyor gibi bir şey söylediniz. Ben internette bir sayfada rastlamıştım. Bir grup çalışma yapan, bu anlamda çalışma yapan bilim adamının yanmış bir araziye öyle birkaç tane değil, tonlarca yenilmeyecek durumda olan portakalı döktüklerini ve sonra projenin askıya alındığını ve yıllar sonra araziye gidip baktıklarında yemyeşil bir arazi bulduklarına dair bir şey görmüştüm. Bu nasıl mümkün olabilir acaba? Meyvelerin içindeki çekirdeklerin falan çıktığını düşündüm açıkçası. Ben böyle bir şey mümkün olur mu bilmiyorum ama arazi bayağı yemyeşil bir araziye dönüşmüştü. Bunun yanlış
arazilerde farklı bir reaksiyon oluşturup oluşturamayacağını açıkçası merak ediyorum ben. Yani yanmış toprakta daha farklı bir şeye sebep olabilir mi acaba? Turunçgil yani aslında çok asitli bir meyve. Ha, onu aslında şunun için söylüyorlar. Yani o doğada bence kendisi zaten doğa bir şekilde onu çözüyordur. Yani doğada olan şey hani çok bence yanlış değil olabilir. Hani bizim yaptığımız kendimiz yapmaya çalıştığımız için hani doğanın sistemini taklit ediyoruz biz. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani turunçgil hiç atmayın denmiyor aslında. Atabilirsiniz ama çok fazla yoğun olursa asitlik oranı arttığı için o çok yani o dengeyi de kurmak gerekiyor ya, organik madde dengesini. O denge bozuluyor. Bir de özellikle solucanlı kompost sistemlerinde bunu önermiyorlar. Çünkü solucanlar sevmiyor asitli yiyecekleri. Limon, turunçgiller, yani limon, portakal gibi solucanlar ölebiliyor galiba onu yediği için çok fazla olursa. O yüzden o tarz kompost çeşitlerinde önerilmiyor ama bir miktar atılmasında da sıkıntı yok. Fakat bu şimdi sizin anlattığınız örnek doğa içerisinde olduğu için doğa zaten kendi içerisinde bir sürü canlılar var, mikroorganizmalar var. Onu zaten parçalar. Hatta son yıllarda bazı ağır metalleri bile parçalayan bakteriler olduğu keşfedildi. Hani ona baktığımızda turunçgil doğa için hiçbir şey aslında, hani parçalayıp dönüştürebilir yani. Ama biz burada kendimiz yapmaya çalıştığımız sistemlerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Başka soru var mı acaba katılımcılarımızdan gelen? Merak ettiğiniz. Sanıyorum ki yok Gülis Hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz biz size. Çok keyifli bir webinardı bizim için. Şahsen benim kendi adıma çok merak ettiğim, ilgilendiğim bir konu kompost yapımı. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Umut ediyoruz ki bize gene bu tarz kıymetli bilgiler aktarabileceğiniz webinarlar gerçekleştiririz yine sizinle. Vesile Hocam, kapanış için söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum Gülis hocamıza. Diğer webinarlarımıza da, diğer bütün katılımcılarımızı bekleriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kapatabilirsiniz. Çok teşekkür Herkes bir yerden kompost yapmaya başlasın diye öneriyorum ederim. ben. Küçük adımlarla. O Buradan zaman görüşmek üzere. görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Webinarı sonlandırıyorum. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.